Mısır bir harikalar ülkesidir. Firavunlar ülkesi olarak bilinir ve çok sayıda piramitle ünlüdür. Mısırlılar mumyalama sanatında ustalaşmaları ve altın hazineleriyle ünlüdürler. Mısır hakkında ne biliyorsunuz? İnanılmaz piramitleri inşa etmeleriyle ne kadar yetenekli olduklarını ve ünlü kraliçe Kleopatra'yı biliyor olabilirsiniz. Gerçi Kleopatra bölgenin tarihinde baskın bir rol oynamasına rağmen Mısırlı değildi. Mısır tarihi eserlerle doludur ve arkeologlar sürekli yeni hazineleri keşfetmek için görev başındadır. Ne kadar çok kazarsak o kadar gizemli şeylerle karşılaştığımız artık kabul edilmiş bir gerçektir. Başlamadan önce beğen düğmesine tıkladığınızdan, abone olduğunuzdan ve daha şaşırtıcı içerikler için bildirim zilini tıkladığınızdan emin olun. Kayıp Altın Şehir. Mısır'ın bu antik kenti binlerce yıldır kumların altında kalmıştır. Ayrıntılı planı ve iyi korunmuş yapıları göz önünde bulundurarak Mısır'ın Pompei'si olarak adlandırılabilir. Yaklaşık 3400 yaşındadır. Bu altın şehrin keşfi aslında bir tesadüftür. Arkeologlar Kahire'nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde, Krallar Vadisi'nin yakınında, Luxor'un batı kıyısında bir cenaze tapınağı arıyorlardı. Bu süreçte bir kerpiç oluşumuyla karşılaştılar. Büyüklüğünü tespit ettikten sonra arkeologlar bir zamanlar Aten olarak bilinen Mısır'ın en büyük gizli şehrini keşfetmiş olabileceklerini düşündü. Şehirde ofisler, bir fırın, çok sayıda ev ve çok sayıda heykel de dahil olmak üzere birçok bölüm vardı. Ayrıca çanak çömlek, mücevher, bok böceği tılsımları ve üzerinde M.Ö. 1391-1353 seneleri arasında hüküm sürmüş 3. Amenhotep'in mührü bulunan kerpiç tuğlalarla dolu odalar vardı. Uzmanlar bunu en büyük 2. antik Mısır keşfi olarak nitelendirdiler. Sakkara Tabutları. Arkeologlar Kahire'nin güneyinde bulunan Sakkara nekropolünde bir hazine keşfetti. Keşifler arasında çok sayıda piramit ve Zoser'in en eski piramidi bulunmaktadır. Geçmişte Mısır'ın başkenti Memphis'in resmi mezarlığıydı. Ayrıca yaklaşık 4200 yıl önce ölen Kral Teti'nin karısı Kraliçe Neherit'in mezar tapınağını da içeriyordu. Arkeologlar yeni krallık dönemine ait 150'den fazla sağlam lahit veya tahta tabut da dahil olmak üzere sürekli yeni keşifler yapıyor. Yaklaşık 2500 yaşındaki lahitler 12 metre yer altında bulunan 52 farklı mezar yerinden çıkarılmıştır. Uzmanlar ayrıca hiyerogliflerle yazılmış eski bir ölüler kitabını taşıyan 4 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bir papirüse rastladılar. Bu Firavun'un öbür dünyaya ulaşılması için kullanılıyordu. Arkeologlar ayrıca öbür dünyada ölüleri eğlendirmek için tasarlanmış bir dizi masa oyununu da ortaya çıkardılar. Bunlardan birinin satranca benzediği düşünülüyor. Antik Batık Gemi. Antik batık şehir, Tunis Heraklion 2001 yılında İskenderiye yakınlarındaki Abu Kuir Körfezi'nde bazı dalgıçlar tarafından keşfedildi. Bir zamanlar Akdeniz'de dünyanın en büyük limanı olan şehir binlerce yıldır su altında kalmıştır. Nil Nehri'nin batı kolunun ağzında yer alan metropol son 2000 yıldır iyi korunmuştur. Deniz tabanından 700 çapa devasa heykeller ve 64 gemi gibi şaşırtıcı eserler çıkarıldı. En şaşırtıcı keşif, büyük bir yelkene sahip 25 metre uzunluğundaki düz tabanlı askeri gemi oldu. Aynı zamanda klasik özelliklere sahiptir ve antik Mısır işçiliğinin bir şaheseridir. Gemi, ülkenin denizcilik tarihiyle ilgili bilgi edinme açısından araştırmacılara eşsiz bir fırsat sunuyor. Hofra'nın Taşı. Topraklarını rutin olarak işleyen Mısırlı bir çiftçi, bir dikili taş keşfedecek kadar şanslıydı. Hemen antik çağ yetkililerine başvurdu. Dikili taş yaklaşık 2600 yıl önce, M.Ö. 589'dan 570'e kadar hüküm süren Firavun Hofra'nın saltanatı sırasında dikilmişti. Hofra o kadar önemli bir figürdü ki İncil'de bile ismi geçer. Dikili taş Kahire'den yaklaşık 95 kilometre uzakta keşfedildi. 2 metre boyunda ve metre genişliğindedir. Arkeologlar üzerine yazılı hiyeroglifleri çevirmeye çalışıyorlar. En göze çarpan şeylerden biri taşa oyulmuş güneş tanrısı Ra'yı temsil eden güneş diskidir. Uzmanlar taşa Hofra tarafından başlatılan bir askeri harekatın ayrıntılarıyla yazıldığına ve onu anmak için dikildiğine inanıyor. Piramitte bulunan boşluk. Arkeologlar Firavun Keops için inşa edilen piramidin içindeki boşluğu keşfettiklerinde yüzyılın en şaşırtıcı keşfini yaptılar. Bu son 200 yılda keşfedilen ilk boşluktu. Gizemli keşif yeni atom altı teknolojisi sayesinde yapıldı. Bu muazzam yapı yaklaşık 4500 yaşında, 145 metre boyunda ve gizli boşlukları sebebiyle oldukça gizemli. Arkeologlar piramidin içindeki yapılara zarar verme veya çökmesine neden olma korkusuyla daha fazla kazmaktan korkuyorlar. Keops'un Gemisi.
Bu devasa 44 metre uzunluğundaki gemi bir piramidin altında keşfedildi. Uzmanlar geminin piramidi inşa eden firavun Keops için yapıldığına inanıyor. 4600 yıllık gemi dünyanın en eski gemisi olarak kabul ediliyor. 1954'te Mısırlı arkeolog Kamal Elmalla piramidin altında gömülü parçalar halinde yatan gemiyi keşfetti. Onu sıfırdan yeniden inşa etti ve bu sırada eski gemi inşa sanatını öğrendi. Geminin malzemeleri muhtemelen Lübnan'dan ithal edilmişti. İlginçtir ki ustalar onu parçaları ayrı ayrı taşınabilecek şekilde tasarlamışlar. Belki de firavun tarafından ölümden sonraki yaşamında kullanılacaktı. Çünkü firavunun güneş tanrısı Ra ile birlikte gökleri aşması gerektiğine inanılıyordu. Asvan Dikili Taşı. Mısır şehri Asvan çevresinde çok sayıda antik taş ocağı bulabilirsiniz. Bunlar arasında en göze çarpanı bitmemiş ve gizemli bir dikili taştır. Dikili taştan oluşan garip anıtın tamamlanamama nedenini kimse bilmiyor. Yaklaşık 40 metre boyunda ve yaklaşık 1090 ton ağırlığında, yani ağırlığı 200 Afrika filinin ağırlığına eşdeğer. Granitinde büyük çatlaklar görülüyor ve heykel ana kayaya yapışık halde bırakılmış. Uzmanlar bu devasa yapının neden inşa edildiğini ve kimin inşaatının bırakılmasını emrettiğini anlamakta ve açıklamakta güçlük çekiyor. Mezar İnşaatçılarının Şehri. Krallar Vadisi'nde olağanüstü mezarlar vardır. Arkeologlar bu mezar alanının nasıl inşa edildiğini keşfedebildiler. Vadiden sadece birkaç mil güneyde muhteşem nekropolü inşa eden işçileri barındıran bir köy vardı. 1550-1070 yılları arasında aileleriyle birlikte çok sayıda işçi burada yaşadı. Bu inşaatçıların iyi maaş aldığına ve toplum tarafından saygı duyulduğuna inanılıyor. Uzmanlık ve bilgilerini gelecek nesillere aktarırlardı. Mezar inşaat işçileri günde 8 saat ve 10 gün boyunca ardı ardı çalışırlardı. Sonra 2 gün izinleri olurdu. Vardiya başlangıcında işçilere 8 saat boyunca yanan bir mum verilirdi. Çalışma saatlerini saymak için iyi bir sistemdi. Arkeologlar araştırmacılara iyi bir çalışma kaynağı sağlayan tüm belgeleri işçilerin onlara attıkları büyük bir çöp çukurunda buldular. İşçiler sadece akrep ısırması, ayak ağrısı ve göz problemleri nedeniyle işten izin alırlardı. Altın Mumyalar Vadisi. Burası Altın Mumyalar Vadisi olarak bilinen dünyanın en zengin mezar alanıdır. Bahre Oasis'te yer almaktadır. Nekropol 1996 yılında Mısırlı arkeolog Zay Havas liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından keşfedildi. Kazının hemen başında yaklaşık 2000 yaşında olduğuna inanılan 200 mumya buldular. Kazı çalışmalarında ilerleme kaydederek 10.000 mumyayı keşfettiler. Uzmanlar bu taraftan çıkarılan mumyaların Mısır'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mumyalar arasında olduğunu iddia ediyor. Tamamen altınla kaplı çok sayıda mumyanın yüzlerini kaplayan ayrıntılı maskeler ve tanrı ve tanrıça resimleriyle süslenmiş yaldızlı yelekler bulundu. Bazıları mücevher, yiyecek ve madeni paralarla birlikte gömülmüştü. Belki de tüm bu aksesuarlar sonraki hayatta kullanılmak içindi. Gümüş Firavun'un Mezarı. Eski Mısır'da gümüş altından daha değerli olarak kabul edilirdi ve yalnızca toplumun en zengin üyeleri içindi. Gümüşü gömülü bulunan tek kişi Firavun 1. Pusuyennes'ti. Bu kraliyet mezarı tarihte en eşi görülmemiş olarak kabul edilir. Uzmanlar mezarını Tutankamon'un mezarından bile daha yüksek olarak derecelendirdi. Pusuyennes Mısır'ı 46 yıl yönetti. 21. Hanedanın ünlü 3. Firavunu ve aynı zamanda bir baş rahipti. Saltanatı M.Ö. 1047'den 1001'e kadar sürdü. Bastet Tapınağı. Kedilere uzun süredir dünyanın farklı yerlerinde tapılmaktadır. Antik Mısırlılar da bu konuda istisna değildir. İskenderiye'de arkeologlar, kedi tanrısı Bastet'e tapınmaya adanmış 2000 yıllık bir tapınak keşfettiler. Muhtemelen 3. yüzyılda hüküm süren kraliçe 2. Barne'ye aittir. Eşinin devasa bir kedi insan olduğuna inanılıyor. 60 metre yüksekliğinde ve 15 metre genişliğindeki tapınak, güneş tanrısı Ra ile ilgili bir tanrı olan aslan başlı tanrıça Aspa'ya benzediğine inanılan kedicik heykelleriyle doludur.